Şişkinliği önleme yöntemleri. İnce bağırsağınızda gaz birikimi varsa mideniz dolu ve şişkin hissettirir. Eğer gaz çıkarmak ve düzenli tuvalete gitmek şişkinliğinizi gidermiyorsa şunları deneyebilirsiniz. 1. Rezene tohumu. Rezene tohumu sindirim sorunları çekenler için çok faydalıdır. Çünkü rezene tohumu bakterilere karşı koruma sağlar. Gaz giderici ve idrar söktürücü özellikleri vardır. Böylelikle bağırsaklardaki gazı giderir ve bedenin tuttuğu suyu azaltır. Rezene tohumu ayrıca sindirim borusundaki kasları rahatlatarak şişkinliği azaltır. Şişkinliği gidermek için öğünlerden önce rezene tohumu çiğneyebilir veya günde 2-3 bardak rezene çayı içebilirsiniz. 2. Nane. Nanede bulunan mentol yağı sindirim borusu, safra yolu ve safra kesesindeki kasları gevşetir. Ayrıca gaz birikimini azaltır ve yiyeceklerin mideden daha hızlı geçmesini sağlar. Şişkinliği gidermek için nane yaprağı çiğneyebilir veya günde 2-3 bardak nane çayı içebilirsiniz. 3. Zencefil. Zencefil gaz ve şişkinlik sorununa iyi gelen bir bitkidir. Hazımsızlık, mide ve bağırsakların gazlı olması ve karın ağrısı durumlarında sindirim salgılarını arttırır ve gaz söktürücü etkiler yaparak sindirim sistemini rahatlatır. Ayrıca bağırsak kaslarını gevşetir. 6 ince dilim zencefili bir bardağa koyarak üzerine kaynar su ekleyin. 10 dakika demlendikten sonra çayınıza bal ve limon suyu katın. Bu karışımı günde 2-3 bardak içebilirsiniz. Zencefilin bir başka kullanım şekli de öğünlerden önce bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil yemek veya yiyeceklere serpmektir. Yetişkinler günlük 0.25 ila 1 gram zencefil tüketebilirler. 4. Papatya çayı. Şişkinliğe iyi gelen bir başka yöntem de papatya çayı içmektir. Bu çay ayrıca kaslardaki gerginliği alacak ve mide yanmasına iyi gelecektir. Dilerseniz papatya çayına bal ve limon suyu da ekleyebilirsiniz. Bu çayı öğünler arasında günde 2 veya 3 defa içebilirsiniz. 5. Keraviye veya Frank kimyonu tohumu. Keraviye olarak da bilinen Frank kimyonu, kas gerginliklerine iyi gelir, bakterilere karşı savunma sağlar ve bağırsaklarda gaz birikimini engeller. Frank kimyonunda bulunan maddeler, kasları rahatlatarak gazın salınmasını sağlar. Eğer aşırı şişkinlik çekiyorsanız, gün içinde birkaç tane Frank kimyonu tohumu çiğneyebilirsiniz. Ayrıca öğütülmüş tohumların çayını demleyerek tüketebilirsiniz. 6. Bal kabağı. Şişkinlik önlemenin bir başka etkili yöntemi de bal kabağı yemek. Bal kabağı tam bir A vitamini ve potasyum kaynağıdır. Zengin lif içeriği sindirime yardımcı olur. Bal kabağını her şekilde pişirebilir, haşlayabilir veya kızartabilirsiniz. İsterseniz bir başka yemeğin malzemesi olarak da kullanabilirsiniz. 7. Aktif kömür. Aktif kömür içinden su ve hava geçiren deliklere sahiptir. Bu delikler mide bakterilerinin neden olduğu gazları hapseder. Aktif kömürü tablet, kapsül veya toz halinde alabilirsiniz. Almanız gereken miktarı öğrenmek için doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz. 8. Ilık limon suyu. Ilık su susuzluğunuzu giderir ve bedeninizdeki bakterileri atmaya yardımcı olur. Limon ise sindirime iyi gelen pek çok vitamin ve mineralle doludur. Bu vitaminlerin bazıları C vitamini, riboflavin, kalsiyum, fosfor ve magnezyumdur. Limon ayrıca yiyecekleri parçalayan asitler içerir. Bu nedenle ılık su ve limon karışımı içmek sindiriminize iyi gelir. Şişkinliği ve kabızlığı giderir.
Bu gıdalar şişkinliğinizi gidermenize yardımcı olacaktır. Eğer sorununuz halen daha geçmiyorsa, diyet yapmanız veya yeme içme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir.